Başarıyoruz. Yol yaptık. Köprü yaptık. Tünel yaptık. Tren bir yerdeyiz. Nerede? Şu anda 6 kilometre uzunluğunda tam kurtaran tünelindeyiz. Karadeniz'i Ardahan'a bağlayan, Doğu Anadolu'ya bağlayan tam kurtaran tünelindeyiz. Gazeteci yollarda yollar boyunca Karadeniz sahilinde İstanbul'dan geldik. Şimdi denizi terk ediyoruz. Doğu Anadolu'ya, Ardahan'a, Artvin üzerinden Şavşat, o taraftan bölgeye ayrılacağız. Evet, gördüğünüz gibi, böyle gelsin kamera biraz. Trenlerde yolculuk yaparken durduk da niye? Özellikle Ardahan'ın beklediği, böyle gelsin. Ardahan'ın beklediği tüneller var. Kosov Kugar tüneli, Çıldır Bozorak tüneli ve bu tüneli, Karadeniz tünellerini Doğu Anadolu'ya bağlayacak olan Zahran tünelini bekleyen bir Ardahanlı olarak, bir Ardahanlı gazeteci olarak, bırakın tüneli, siyasiler şimdi demir yolunu getiriyorlar Karadeniz'e. Aslında demir yolu Ardahan'a kadar gelmiş. Kars, Tiflis, Bakü demir yolu. Çin'den çıkıyor, ta Kafkasya'ya kadar uzanıyor, Orta Asya'dan. Ama Ardahan'da bir durak yok, yani istasyon yok. Halen bizimkiler diyor ki tren gelse Ardahan'a. Tren gelmiş. Her gün orada tren geçiyor ama hiç durmadan geçiyor. Lojistik bölgeler açtı şimdi yeni hükümet, mevcut hükümet diyor ya, yeniden Beşir Dağ diyor. Bunu yaparken petrol buldum, gaz buldum, tünel açtım, yol açtım, yol yaptım diyen hükümet yeni lojistik bölgeler belirledi. Bu yeni lojistik bölgeler de gümrük kapıları olan bölgelerde olacak. Lojistik ne demek? Yani hop düşünsenize, İstanbul Harem, Tuzla, İzmir Petkim, Kocaeli Petkim gibi yerlerde bunlar lojistik. Yani mal geliyor, mal orada iniyor, oradaki Ardahanlı tır alacak, tırla lastikçi tırla lastiğini yapacak, bir hareket duracak ve onu alıp götürecek. İşte lojistik tesisleri yapılmadığı ve tek şu anda olmayan, yani lojistik kurulmayacak yer olan Kosov Türk Gözü ve Çıldır Aktaş Gümrük Kapısı olmasına rağmen ithalatın, ihracatın hala sıfır derecede olduğu burada tünelleri açılmayan, tren yolu geçmesine rağmen, demir yolu olmasına rağmen halen birileri ben Ardahan'dan üniversiteye tren götüreceğim diyenler, oradan Karadeniz'e tren bağlayacağız diyenler maalesef gördüğünüz gibi can kurtaran tüneli buradan gören araçlar şu anda Ardahan'a aktarılıyor. Şu bölgeye bakın diyor. Buradan geliyor, örneğin buradan geliyor, Karadeniz sahili, Karadeniz arkasına alıyor, buradan Doğu Anadolu'ya akıyor. İşte bu tünelin önünde yine bir 50-60 tane tünel daha var. Ama Ardahan'da açılması gereken, Ardahan'a gitmesi gereken Zahra tüneli halen açılmamış. Evet, 14 Mayıs'ta seçimlere giden bir Türkiye'de yeniden emin yetmedi bize, biz daha çok hizmet edeceğiz deyip mevcut hizmetlerin ne olduğunu ortada olan, ekonominin %80 olan iktidar yeniden bir oy istiyor. Karşıdan muhalefet diyor ki bize oy verin, başta insan hakları, demokrasi, adalet, hukuk gelsin diyerek oy istiyor. 14 Mayıs'ta seçimler var. Ben şu anda oyumu kullanmak için İstanbul'dan Ardahan'a gidiyorum. Sizlerin de mutlaka oyunuzu kullanmak için sandığa gitmenizi istiyorum ve sandığa sahip çıkmanızı istiyoruz. Evet, şu anda can kurtaran tünelinde deniz havasıyla birlikte esen rüzgar bizi Ardahan'a götürüyor. Ardahan'da can kurtarana, can kurtaranın da Kosovugar'a, Zahra'ya, Çıldır, Mozoret'le ulaşması umuduyla kanalımıza abone olun diyor. 14 Mayıs'ta oylarınızı kullanın, kullanın ki bu ülkede demokrasinin olduğunu gerçek anlamda şımaran devletlerin üzerine değil, sizin süreç içinde geldiniz,
yeter bittiniz diyebileceği veya çok iyi çalıştınız devam edin diyebileceğini ortaya koyalım diyor. Kanalımıza abone olmanızı umuyor. Oylarınızı kullanmayı unutmuyor. Saat 5'e kadar da sandığa sahip çıkıyor. Ve hepimiz dua ediyoruz. Zahra Tüneli, Bozulgar Tüneli, Aktaş, Kapısı'na giden Mozora Tüneli'nin açılması umuduyla. Ben Fakir İmaz. Hoppa! Can Kurtulan Tüneli.